Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu zu, an vorbei yönelim edatları. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, hatırlayacak olursanız bir önceki dersimizde yine yönelim edatlarını görmüştük. Ancak orada akusatif vardı. Burada ise datif söz konusu. Datif, şöyle bir hatırlayalım. Ne oluyordu arkadaşlar? Der ve das artikellerinde dem'e dönüşüyordu. Öyle değil mi artikeller? Die, der'e dönüşüyordu. Die çoğullarda den ve kelimenin sonuna en gelmiş oluyordu. Öyle değil mi? Şimdi burada da arkadaşlar yine yönelim var. Bakın gene aynı soru kalıbıyla karşı karşıyayız. Wohin? Hatırlayacak olursanız bir önceki derste wohin sorusunu sorduğumuzda ne demiştik? Akusatif eğilimi vardır. Ancak buradaki edatlara baktığımızda zu ve an görüyoruz. Dolayısıyla bunlar arkadaşlar datifi gerektiren haller. Dilerseniz örneklerimizle bunu anlatmaya çalışayım size. Şimdi wohin fahren die Touristen? Anlaşılacağı üzere turistler nereye gidiyorlar, sürüyorlar değil mi? Fahren ne demekti? Sürmek demekti. Kara taşıtları için geçerliydi. Ne gibi? İşte araba gibi, bisiklet sürmek gibi, motosiklet sürmek, kullanmak gibi, öyle değil mi? Ama aynı zamanda da biz söz gelimi trene biniyorsak, ne olabilir işte otobüse biniyorsak ne yapıyoruz? Fahren'i kullanıyoruz. Dolayısıyla şoförü olması gerekmiyor. Yani yolcu olarak da bunu ne yapabiliyoruz? Cümlenin içerisinde kullanabiliyoruz. Şimdi wohin fahren die Touristen? Turistler nereye gidiyorlar anlamında. Buradan demek ki bir taşıt kullandıklarını anlıyoruz. Die Touristen fahren zum Stadion. Bakın buraya baktığımızda arkadaşlar zaten renklerinde artikelleri vardı değil mi? Bir anlamları vardı. Gelişi güzel yapmıyorduk bu renklendirmeyi. Ne oluyordu? Yeşil ne anlama geliyordu? Das anlamına geliyordu. Der ne oluyordu? Mavi ile ifade ediliyordu. Kırmızının anlamı neydi arkadaşlar artikellerde? Die anlamına geliyordu. Niye biz bu renkleri kullanıyoruz? Çünkü işin içerisine görsel hafızayı da işin içerisine kattığımızda çok daha kolay bir şekilde öğrenmiş oluyoruz. Şimdi burada Stadion yeşil ile ifade edildiğine göre ne anlamı geliyor? Das Stadion anlamına geliyor. Yani stat demek. Das Stadion demek ki stat demekmiş. Das, az önce söylemiş olduğum gibi arkadaşlar, datifte das neyi dönüşüyordu? Dem. Dolayısıyla dem'e dönüştüğünde zu ve dem'i bir araya getirsek ne olur arkadaşlar? Zum olur. Demek ki toparlayacak olursam burayı, das ne oluyormuş datifte? Dem'e dönüşüyormuş. Zu ile birleştiğinde zu ve dem ne olacak? Zum olacak. Bu durumda turistler stada gidiyorlar diyecek olursak, die Touristen fahren zum Stadion dememiz gerekiyor. Şimdi mavi ile ifade edilen der Zoo hayvanat bahçesi demek arkadaşlar. Şimdi der datifte ne olacak? Dem'e dönüşecek. Bu durumda zu ve dem bir araya geldiğinde ne olacak? Zum olacak. Bu durumda ne olacak? Die Touristen fahren zum Zoo. Ne anlama geliyor? Turistler hayvanat bahçesine gidiyorlar anlamına gelmiş oluyor. Tabi gidiyorlar derken yürüyerek değil de yayan olarak değil de bir araçla, değil mi? Çünkü fahren eğilimini görüyoruz. Burada ise gene mavi ile ifade edilmiş. Mavi yani der artikeli der Bahnhof tren istasyonu demek arkadaşlar. Der tıpkı Zoo'da olduğu gibi arkadaşlar. Der Zoo ne oldu? Dem Zoo, dolayısıyla zum Zoo. Burada da ne olacak? Der Bahnhof. Datifte ne olacak? Dem. Dem. Zu ile birleştiğinde ne olacak? Zum. Bu durumda zum Bahnhof. Turistler tren istasyonuna gidiyorlar derken die Touristen fahren zum Bahnhof dememiz gerekiyor. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. Die Touristen fahren zur Touristeninformation. Kırmızı ile ifade edildiğine göre die Touristen Information anlamına geliyor değil mi? Orada parantez içerisinde artikeli koymadım. Neden koymadım? Çünkü artık bunları biliyoruzdur diye tahmin ediyorum. Biliyoruz öyle değil mi?
Die Touristeninformation demek ki, değil mi? Kırmızıyla ifade ediliyor. Bakın şimdi burada ne oluyor? Die artikeli arkadaşlar, datifte ne oluyor? Der oluyor. Bu durumda zu ve deri bir araya getirirsek ne olur arkadaşlar? Zua olur. Demek ki die ne oluyormuş arkadaşlar datifte? Dere dönüşüyormuş. Zu ve der birleştiğinde ne olacakmış? Zua. Bu durumda zur Touristeninformation yani turist bilgilendirme şeklinde masalar olur, bu danışma noktaları olur. Bunlara die Touristeninformation deniliyor. Dolayısıyla turistler nereye gidiyorlar? Bu bilgi ofislerine, değil mi? Turist ofislerine geçiyorlar derken die Touristen fahren zur Touristeninformation demiş oluyoruz. Burada da gene arkadaşlar die Schlossbrücke, bu da arkadaşlar şato köprüsü şeklinde birebir çevirebiliriz güzel Türkçe'ye. Mutlaka filmlerde, kitaplarda belki de görmüşsünüzdür Avrupa ülkelerinde. Şatoların köprüleri vardır. Dolayısıyla görülmeye değer noktalardır bunlar. Tarihi anlamda çünkü 400 yıllık, 500 yıllık belki daha da fazla olabiliyor bunların yapıların ilk zamandan bugüne kadar olan bu süreçleri. Dolayısıyla görülmeye değer noktalar bunlar. Dolayısıyla turistler Şato Köprüsü'ne gidiyorlar diyecek olursak arkadaşlar demin anlattığım mantığın aynı burada da geçerli. Di demek ki ne oluyormuş arkadaşlar datifte? Dere dönüşüyormuş. Zu ile birleştirildiğinde ne oluyormuş? Zur Schlossbrücke. Dolayısıyla die Touristen fahren zur Schlossbrücke denildiğinde turistler nereye gidiyorlar? Şato Köprüsü'ne gidiyorlar. Demek ki orası görmeye değer ki oraya gidiyorlar. Yani oradan geçmiyorlar da özellikle oraya gidiyorlar. Değil mi? Sıra geldi buraya arkadaşlar. Tekrar die Touristen demeden sie dedik. Çünkü burada artık üçüncü çoğul. Üçüncü çoğuldan kasıt ne olabilir? Die Touristen olabilir ya da başka üçüncü çoğuldaki insanlar olabilir. Sie diyoruz. Sie fahren. Bakın buradaki yapı çok önemli arkadaşlar. An nokta nokta vorbei. Bir yerden geçmek. Yani söz gelimi siz bir güzergahtan ilerliyorsunuz ve o güzergahın üstünde diyelim ki buradaki örnekten üniversite var ve o üniversiteye hiç uğramadan yanından geçiyorsunuz anlamına gelmiş oluyor. Yani yanından geçmek diyebiliriz. An vorbei. Ancak an vorbei tıpkı zu'da olduğu gibi datifi gerektiriyor. Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Bakın die Universität zaten anlaşılacağı üzere üniversite demek. Onlar üniversitenin yanından geçiyorlar diyeceğiz. Şimdi an ve vorbei burada sabit bir şekilde kaldığını varsayalım. Bizim konsantre olmamız gereken nokta tam şu orta artikel noktası. Dolayısıyla burada bir datif dönüşümü var. Die Universität datifte neye dönüşecek arkadaşlar? Die dere dönüşecek. Bu durumda an der Universität vorbei diyeceğiz. Dolayısıyla an ve der şeklinde ifade ediliyor. Burada herhangi bir kısaltma, bir araya getirme söz konusu değil arkadaşlar. Ne yapıyorum? An der Universität vorbei diyorum. Dolayısıyla onlar üniversitenin yanından geçiyorlar. Yani hiç oraya uğramıyorlar. O güzergahın üstünde demek ki üniversite varsa yanından geçiyorlar anlamı taşıyor. Sie fahren an der Universität vorbei demiş oluyoruz. Buraya geldi sıra. Son örneğimize geldi sıra arkadaşlar. Burada der Bahnhof. Der Bahnhof az önce de söylemiş olduğum gibi tren istasyonu demek. Söz gelimi turistler tren istasyonunun yanından geçiyorlar. Hiç oraya uğramıyorlar ama oradan geçiyorlar anlamı taşıyor. Bakın burada da gene an vorbei yapısı var. Ancak buraya dikkat edelim arkadaşlar. An vorbei yapısında şimdi der Bahnhof bakın sürekli datiflik işin içerisinde. Der Bahnhof neye dönüşecek? Dem'e dönüşecek. Bu durumda an ve dem ne olacak? Am Bahnhof olacak. Bu durumda bakın burada die Universität ne oldu? An der Universität şeklinde büründü. Burada da der Bahnhof ne olacak demek ki? Am Bahnhof. Yani an dem Bahnhof yerine ne demiş oluyorum?
am Bahnhof vorbei demiş oluyorum. Hatta hatırlayacak olursanız bunu günlerde de mesela işte pazartesi günü, salı günü derken ne diyoruz? Am Montag, am Dienstag, am Mittwoch şeklinde diyoruz, öyle değil mi? Dolayısıyla orada da an dem yerine ne olmuş oluyor? Tıpkı burada olduğu gibi am Bahnhof şeklinde söylemiş oluyoruz. Dilerseniz şöyle bir toparlayalım arkadaşlar öğrendiklerimizi. Ne yapıyormuşuz? Zu ve an vorbei'da datifliği işin içerisine katıyoruz. Demek ki datiflikteki bu dönüşümü çok çok iyi biliyor olmamız lazım arkadaşlar. Dolayısıyla bu datiflikle ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa mutlaka o ilgili ders videosuna baksınlar ki burayı rahatlıkla yapabilsinler. Çünkü her defasında başa dönmek gerekiyor. Bu da çok yorucu olabilir o arkadaşlar için. Bu durumda bakın datifliği oturttuktan sonra bunlar o kadar kolay bir şekilde akacak ki. Şöyle bir bakalım. Wohin fahren die Touristen? Die Touristen fahren. Bakın das Stadion, stat demekmiş. Zu, değil mi? Das dem'e dönüşüyor. Dolayısıyla zu ve dem ne olacak? Zum Stadion olacak. Die Touristen fahren zum Stadion. Burada da gene aynı mantık söz konusu. Der zu, der ne olacak? Dem birleştir. Zum, bu durumda die Touristen fahren zum Zoo, turistler hayvanat bahçesine gidiyorlar. Burada da gene aynı mantık. Der ne olacak? Der Bahnhof, dem Bahnhof, zu ile birleştir. Zum Bahnhof, bu durumda die Touristen fahren zum Bahnhof olacak. Bakın burada gene aynı mantık söz konusu. Ancak burada die var. Die datifte ne oluyor? Der oluyor. Zu ve der birleştir. Zur. Bu durumda die Touristen fahren zur Touristeninformation. Aynı mantık burada da söz konusu. Die dere dönüşüyor. Birleştir. Zur. Bu durumda die Touristen fahren zur Schlossbrücke. Ve son örneğimize baktığımızda burada ne oluyor? An ve vorbei yanından geçmek anlamına geliyor. Die Universität ne olacakmış datif kuralımız? Dere dönüşecekti değil mi? Sie fahren an der Universität vorbei. Demek ki an vorbei yapısının içerisine de ne yapıyoruz? Datif olayını gömmüş oluyoruz işin içerisine. Bu durumda an der Universität vorbei diyoruz. Burada da der Bahnhof, der ne oluyor? Dem, bu durumda am Bahnhof vorbei demem gerekiyor. Sie fahren am Bahnhof vorbei demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wohin fahren die Touristen? Wohin fahren die Touristen? Die Touristen fahren zum Stadion. Die Touristen fahren zum Stadion. Die Touristen fahren zum Zoo. Die Touristen fahren zum Zoo. Die Touristen fahren zum Bahnhof. Die Touristen fahren zum Bahnhof. Die Touristen fahren zur Touristeninformation. Die Touristen fahren zur Touristeninformation. Die Touristen fahren zur Schlossbrücke. Die Touristen fahren zur Schlossbrücke. Sie fahren an der Universität vorbei. Sie fahren an der Universität vorbei. Sie fahren am Bahnhof vorbei. Sie fahren am Bahnhof vorbei. Zu ve an vorbei yönelim edatlarını görmüş olduk bu dersimizde arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.